Uraktaş Başkanımızla aramızda kendilerine hoş geldin diyoruz. Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Halil Elbaşı, alkışlarınızla ben kürsüye davet edeyim. Buyurun Sayın Hocam. Önce şehitlerimizi selamlamak istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Aziz şehitlerimiz, onlar diridirler. Siz bilmezsiniz buyuruyor ya Rabbimiz. Onun için önce şehitlerimizi selamladım. Sonra sizleri selamlıyorum. Şehit yakınları, kardeşlerimizi selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Bu son derece değerli ve anlamlı bir buluşmadır. Bunun için buradayız. İnancımızı, vatanımızı ve mukaddesatımızı koruma uğruna en değerli varlıkları olan canlarını ortaya koyan şehitlerimizin aziz hatırasına saygı ve minnetle, onlara saygı duyarak ve minnet duyarak bir aradayız. Ülkemiz ve İslam coğrafyaları uzun zamandır küresel suç ve terör örgütlerine karşı bir mücadele vermektedir. Emperyal emeller taşıyanların birer maşa olarak kurgulayıp kullandıkları bu örgütler nesillerimizin geleceğini kurtarmakta, karartmakta, milletimizin ve İslam dünyasının birlik ve dirliğine en büyük zararı vermektedir. Ruhlarımızı karartmakta, nesillerimizi adeta yok etmek için büyük bir mücadelenin içerisine girmiş durumdalar. Bu tür örgütlerden birinin de FETÖ olduğunu, 15 Temmuz gecesi yaşadığımız o acı tecrübeyle fark ettik. İslam'ın temiz kavramlarını ve değerlerini suistimal eden FETÖ, esasen küresel güç odaklarının taşeronluğunu yapan karanlık bir örgüttür. Yıllarca takiye, yani İslam literatüründeki karşılığı münafıklık, gerçek yüzünü göstermeyen, yalanı doğruymuş gibi konuşma işine takiye deniliyor. Gerçek yüzünü gizleme anlamına geliyor takiye. İşte bu takiye anlayışıyla gerçek yüzünü ve gerçek niyetini gizleyerek gençlerin inanç, duygu ve zihin dünyalarını fesada uğratmıştır, ifsad etmiştir. Neticede dini şiddet ve istismar aracına dönüştüren bu ihanet şebekesi 15 Temmuz 2016'da büyük bir suikastla varlığımızı, özgürlüğümüzü, vatanımızı, birliğimizi, kardeşliğimizi ve istikbalimizi hedef almıştır. Ancak bu ihanet örgütünün ve bunların arkasındaki güçlerin hesaba katmadığı bir şey var ki, o da aziz milletimizin sarsılmaz inancı ve geçmişten bugüne yüreğinde büyüttüğü şehadet özlemidir. Şehitlik özlemidir. Şehitler yurdu bir vatanda yaşamaktayız. Bizim en büyük gücümüz ve imkanımız, gerektiğinde inancı, vatanı, bayrağı ve değerleri uğruna şehit olmayı bir şeref sayan neslin mensuplarıyız, medeniyetin mensuplarıyız bizler. Cenab-ı Hakk'ın o takdiri kim için olmuşsa onlar bu şerbeti içtiler.
Yeri geldiğinde o şerbet bizim için de orada durmakta. İçmeye hazır milyonlar var. İşte 15 Temmuz gecesi yaşananlar bu şehitlik arzusunun son tezahürlerinden birisi olmuştur. İnancının, hürriyetinin, vatanının ve mukaddesatının büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gören aziz milletimiz o gece gözünü kırpmadan şehadete yürümüştür. Esasında hepimiz yürüdük ama bazılarımıza şehitlik nasip oldu. Bize de nasip olabilirdi. O gece bize de bir yerden bir kurşun gelebilirdi. Biz de o mücadelenin içerisinde olduk o gece. Ama onlara nasip oldu. Dinine, değerlerine, özgürlüğüne ve hukuk düzenine canı pahasına o gece şehitlerimiz, gazilerimiz sahip çıktı. Allah'ın yardımı ve idarecilerimizin dirayetiyle büyük bir cesaret örneği sergileyen aziz milletimiz hain darbe girişimini şanlı bir direnişle, kanlarıyla ve canlarıyla bertaraf etmiştir. Hepinize en kalbi hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Diğer İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamıza tekrardan ağzına sağlık diyoruz hocam. Ayağınıza sağlık, çok sağ olun. Kıymetli misafirlerimiz burada. Şimdi sizlere çok kıymetli bir psikolog müsaadenizle